Bir arkadaş yorum yapmış. Mutfak vlog nerede abi? Kendi evim gibi benimsedim orayı demiş. Ağzını yerim lan. O yüzden kalktım, normalde bugün çekmeyecektim ama. Ha dedim, saat böyle 9.30 falan. 2-3 tane çivi çaksam da bir şey olmaz. Yan daire zaten. Yan daire yok ki oğlum, burası oda ya. Tamam, vururuz. Üst katla alt kat biraz sıkıntı yaratır. Şimdi son halini biliyorsun. Oh, dolaba çarptım. Son halini biliyorsunuz. Burada evde bulabildiğim şeylerle bir an heveslendim böyle, ne bileyim. Teraryum malzemelerinden, onlardan bunlardan bir şeyler koyalım. Çok seri koyacağım. Koyuyorum. Şu sticker bu arada, bu yapışık değil. Yani sticker normalde ama yapıştırmadım. Öyle güzel duruyor diye aşağının üstüne koydum. Aklımda birkaç şey var. Nedir onlar? Bir kere en önemlisi, hatta geç olmadan yapayım. Şu kablo bin bir türlü yolla saklanılabilir. Ama buna çözüm bulmak lazım. Şu dikme indirsek buradan daha çirkin duruyor. Aha! Kordi! Dur bakayım. Bak, bak. İşte hayvan beslemenin faydaları. Uf. Gelin lan, 2-3 aksesuar koyalım. Ben bunu buraya takarım. Aga. Onu da ona dolar. Çok mu kafa durdu ya? Yo. Bence çok da tatlı oldu. Tam egzantrik. Bak burada gene yorumlarda gördüm. Abi dedi işte bu köşeyi yapmışsın. İşte yayıncıları, mayıncıları, arkadaşların çağır. Kahve saati diye bir böyle seri gibi bir şey yap. Boş boş muhabbet edin. Oturun buraya, birer tane Türk kahvesi yapın. Muhabbet edin. Böyle egzantrik bir hava katsın. Bak tamam. Okey. Buraya bunu koyduk. Başka neler koyabiliriz? Başka neler koyabiliriz? Ya şurada salak bir çivi deliği var. Oraya bir şey asalım. Ne asalım? Bakayım şurada geçmişten kalma bir şeyler var mı? Lan burası da 1000 yıldır duruyor ya. Dur mesela. Şunlar çok güzel değil ama. Deneyelim. Bunların içlerini falan yenileriz sonra. Gidiyordu. Of, kastım kendim, belim ağrıdı. Abi aksesuar olmazsa olmazdır abi. Bir şeyin temelini yapıyorsam küçük küçük dokunuşlar yapacağım. Şimdi bir kere bu çok kaba durdu, onu ayarlayacağım. Tamam. Bakayım. Şunları da al. Bunlar güzel. Bunların içinde baharatlar falan var. Şuraya koyayım bakayım. Okey. Al lan. Bokunu da çıkarmayalım, bir şey koyacağız diye. Burası tamam. Şimdi şuraya tekrar dönersek. Abi bu bir kere böyle indirilmez. Yani bunu dikine indirirsem bu kabloyu, bu sarmaşığı da dikine indirmem gerekecek. Tam kullanım alanında hayvan gibi bir şey olacak. Bak şu kablo gene masanın üzerinde falan gözükecek. Budur abi. Bak budur, görüyor musun? Ben buraya bunu çakarım. Evet, dur, yapacağım. Şuradan bir adet kablo kroşesi. Kablo kroşesi. Bunu çakacağız mı? Ha. Bu biraz küçük mü? Yo, çok da ideal. Şimdi buradaki sarmaşığı bir alalım. Sarmaşık için dikkatimizi dağıtmasın. Şöyle ideal gibi. Ha? Çok düşünme Turkan. Çok düşünürsen resim çizerken de böyledir. Söylüyorum. Bir şeyi çok fazla irdeler, kurcalarsan güzel oldu mu, olmadı mı? Bazen hayatı böyle, tabii çok riskli şeylerden bahsetmiyorum. Random yaşayacaksın ya. Tamam, yap işte, vur. Çirkin olursa fixlersin. Dünyanın sonu değil. İnşallah olacak. Oh, nasıl kan oturdu hemen ha. Öküz gibi, şu kameranın önüne geçmemek için kötü vurdum. Buraya gerek var mı atmaya? Bence gerek var. Şuraya da atalım. Güzel gözüksün.
Demeyin şu an izlerken abi ne yaptın orası çok kötü gözükecek falan demeyin. Saklayacağım onu. Şu açı güzel duruyor. Alta vurmayayım ki sarmaşığı sarabileyim. Şimdi eşim dostum benim, hastayım sanıyor, yastayım, hiç kimse bilmiyor. Gerçekten sarmaşıklar sanki yürümüş de tura çıkmışlar gibi olsun istiyorum. Hatta birini de şuradan indireyim. Göstereceğim genel görüntüsünü. Panik yapmayın. Ulan var ya. Aktı aktı. Kablolar yok oldu. Dur lan çıkar sen de amına. Ne nazlı kedisin ya. Ne nazlı kedisin ya. E ama yok öyle mi ya mi ya. Şu alta da bir tane vurayım. Şunu döndürüp çift taraflı bantla bu prizi alta saklarız, gizleriz. Gayet de güzel olur diye düşünmekteyim. Şimdi tamam. Şuradaki çiviyi de halledelim. Bak buraya. Aha. Anam avradım olsun buldum. Kesme tahtası. Abi çok iyi durur. Hatta bundan bir tane daha aklıma ne yapacağım lan. Bunu bu seride değil. Bak bunun aynısından bir tane daha alacağım. Üzerini siyah boyayacağım. Hatta göstereyim. Hah, gördün mü? Kara tahta boyası. Yani şu tahtayı da kendim yaptım ben. Marangozdan kestirdim. Böyle bir parça kestirip üzerini bununla boyadım. Tebeşirle istediğini çizebiliyorsun. Onun da üzerine ne yaparız biliyor musunuz? Bu şeyler var ya hani böyle restoranlarda menü falan yazarlar. Ben aynısından yanına bir tane daha yapıp siyaha boyayıp üzerine el işi tebeşirle böyle bir kahve bardağı çizip işte coffee time falan. Aa çok güzel olur. Tamam tamam. Neyse onu siktir et. Onu sonra yaparız. Bir çivi lazım bana. Büyük çivi lazım. O biraz ağır. Ulan bu da baba çiviymiş. Evet hem oradaki çivi boşluğunu da değerlendirmiş oluruz. Pencere gibi oldu. Ama bu düz durmuyor. Neyse ben o zaman düzlerim. Tamam. Başka şu işimiz bir tane şeyleri alalım buradan. Burası daha bir şeyler istiyor. Şey yapalım. Salondan bakalım. Olmaz, olmaz, olmaz. Kedi koyalım oraya. Olmaz. Direksiyonumu gördünüz onun da bile onu çektim. Neyse. At koysak. At koyalım lan. Bu Ramiz'in hediyesiydi doğum günümde. At kafası koyduk. Çok mu saçma oldu lan? Ya saçma maçma. Ne olacak? Şunları şu tarafa koyalım bu arada. Bak bunun yanında tam simetrik yanında siyah aynı tahtadan olursa üzerine öyle çizersem coffee time işte kahve zamanı, carçut zamanı gibisinden manyak olur gibime geliyor. Evet şu ışığı kapatayım bakayım. Bak bak mekana bak. Şu sandalyeyi de yerine koyalım. Bir kere kablo süper. O altını size çekmeyeceğim. İşte bunu kıvırıp gene tutamaçla şuraya çakıp güç kıvırımı olsun orada yani yük binmesin diye. Prizi de kaçlı o üçlü prizi aşağı yollayıp çift taraflı bantla yapıştırırım gizlerim onu. Gözükmez de. Dur lan başka bir şey daha ekleyebilir miyiz? Bunlar 500 lira. Aklıma bir şey geldi lan. Bekleyin. Ya ne kadar mantıklı bilmiyorum ama karınca formikaryumlarında kullandığım gıda boyasını
Ne zamandır duruyordu bunlar? Bozulmuş, bozulmaz gerçi de. Çok saçma bir şey deneyeceğim. Hani kesinlikle bir mantığı yok, aklıma bir anda geldi. Bu suların içine gıda boyası dökeceğim. Renkli su. Işıklı mışıklı yapardık ya eskiden. Bu ne? Bu ne renk? Bu yeşil. Bakayım. Oo. Ne güzel oldu lan. Ay, şöyle durduğunu düşünsene. Bak izleyin, ben de diğerini açayım o sırada. Bu tabi bir gün bıraktın mı böyle durmaz. Püh. Ulan yeni yeni icatlar çıkardım ya. Tamam tamam, dur, hiç karıştırmayacağım. Böyle dursun. Bok, bok olana kadar böyle dursun. Bildiğin su şişesi işte. Şu at kafasını şuraya alalım lan. Deprem olsa bunlar patır patır yıkılır. Çok mu gereksiz oldu anlamadım ki. Heh. Tamam. Aç. Sürekli yemek yiyorsun. Dolu yemeğin orada. Git diye ıslak mama yok sana bugün. Ha, bir de şunu koyalım. Tamam, bu burada dursun. Bir de şu 1 milyoncudan aldığım 2 liralık ama çok şirin kahve bardağını da buraya koyalım. Şunları alırız sonra. Ya bir susar mısın? Allah Allah. Ulan manita yapmıyoruz. Kafamız rahat etsin diye sen susmuyorsun ya. Şöyle artistik iç mimar Ezrenme tayfası. Vallahi güzel oldu, güzel. Temiz. Tamam işte bu kadar abi. Buraya dediğim gibi o boyayla bir zımbırtı yaparım. Onu da diğer vlogun başına falan koyarım. Buraya da... Ulan aslında... Bokunu çıkarmayayım tamam ya. Adım adım aklımıza geldikçe olur o. Şu sandalyenin yeri bir kere burası. Şöyle. Diğer sandalye de karşısında. Diğer tarafa da biraz sarmaşık atılabilir ama kurcalamayacağım şimdilik. Ormana dönmesin burası. Evet. Mutfak kısmının bir bölümünü bitirdik hep beraber. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben de şurada bir kahve yapayım kendime. Bir gün alacağım lan aranızdan birini. Alacağım, çekilişle mekilişle diyeceğim. Gelin birlikte kahve içelim, videoda çekeceğim böyle. Oturup sohbet edelim karşılıklı. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.